Kardeşlerim, bugün sizlerle çok keyifli bir sohbet yapacağız. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Temiz Süleyman, Aslan Süleyman, Kaplan Süleyman benimle ilgili bir tweet atmış. Pislik mafya demiş. Ondan bir gün önce suç örgütü demişti. Bugün size Temiz Süleyman'ı anlatacağım. Ancak bundan önce bazı arkadaşlar birkaç soru sormuşlardı. Çok yoğun olduğu için buna cevap vermek isterim. Bunlar aslında benim anlattıklarımın doğru olduğuna inanan insanları provoke etmek için söylenen sözlerdi. Soru: madem bunları biliyordun, neden daha önce anlatmadın? Allah Allah. Kardeşim, ben size Mesih olduğumu mu söyledim? Sizi kurtarmaya geldim. Beklenen kurtarıcı benim. Ben size böyle bir şey dedim mi? Benim kendi meselem var. Bir baba çocuklarının, eşinin yüzüne baktığında ben sizin şerefinizi koruyabildim, onurunu yaşamak ister. Benim meselem bu. Kurtarıcılık gibi, mesihlik gibi yüce bir kavrama değil. Bunu anladınız mı? Şimdi ben neden bunu şimdi anlatıyorum? Normal hayattan da birkaç tane size örnek vermek isterim. Silivri Emniyet Müdürü, genç, tertemiz bir arkadaş, intihar etti. Basında bu şekilde yazdı geçti. Kafasına sıktı dediler. Tamam. Bunu da konuşacağız. Emniyet müdürü arkadaşları onun neden intihar ettiğini biliyorlar. Neden söylemiyorlar? Temiz Süleyman'a da soracağız bunu. Temiz, tertemiz Süleyman. Süslü Süleyman, sülü Süleyman. Söylemediler çünkü söyleseler inanmayacaklardı. Şu bu sebeple onları cezaevine atacaklardı. En iyi ihtimalle de onları sürgüne yollayacaklardı. Demek ki insan bazen imkanları oluşmadığı için kendi düzeni bozulmaması, sevdikleri sıkıntıya girmemesi için anlatmıyormuş. Ancak bir nokta var. O nokta geldiğinde benim gibi hayatı plan üzerine geçen bir adam planlarını rafa kaldırabilir. Aklını tatile yollayabilir. Kader böyle yazmış. Bize rahmetüye iman etmiş insanlarız. Bize yazılan başımız gözümüz üstüne. Ya namus sahibiysen konuş ya. Berat Bey, sen beni düşman etmedin mi arkadaş? Akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu senin bütün organizasyonlardı yapan. Ya sen değil miydin? DHP'nin başına ulaşmak için seni kongrelere almıyorlardı. Eski arşivlerden çıkarın. O olaylı kongreleri vardı. Çok eskide. Yanında kim var bakın. Benim arkadaşlarım. Hani onların tabiriyle adam, benim tabiriyle arkadaşlarım. Benim akrabalarım. Ya seni oralara girerken onlar yanında değil miydi? Daha çok konuşacağız. Yalan makinası. Ve diyet koyacağız ortaya. Ben koyacağım. Sen koyma. Sen Temiz Süleyman'sın çünkü. Ya benim akrabam gelip reisin kulağına bir şeyler geliyor. Bu İstanbul'da bir sorunlar var dediğinde İstanbul'u ben yönetemiyorum. Berat yönetiyor dedin mi demedin mi? O yaptırıyor her şeyi. Dedin mi demedin mi? Bak ama yalan makinesine bağlanacaksın. Fakat senin o yalan makinalarından değil. Gerçek uzman, gerçek yalan makinesi. Devletin yalan makinesi ama senin kadron değil. Yalan makinesine bağlandığında ben de burada kamera açık. Et satırı burada. Ben Doğru Yolun Başkanlığı'na çıkmak için uğraşırken kongreleri beni almıyorlardı. İl gezilerinde bana sıkıntı çıkarıyorlardı. Sedat Peker'in yanımda akrabası da arkadaşı da yoktu. De
Yalan makinesi doğru söylüyor deyince tak bir parmak. Gitti. İki. Sedat Peker'in akrabası benim yanıma geldiğinde ben ona benim İstanbul'da yetkim yok. Orayı Berat yönetiyor. Her şeyi o yapıyor. Dedin mi demedin mi? Sen diyeceksin bunu. Yalan makinesi diyecek ki sana. Sen doğru söylüyorsun. Hayır ben öyle bir şey demedim. İki. Tak. Bu da gitti. Üç. Sedat Peker'in akrabası bir cenazedeyiz yollamış. Telefon sinyalleri var. Zaten yok desen de önemli değil. Telefon aynı yerden sinyaller var. Cenazede görüştük. Ben yurt dışına kaçmadan önce cenaze. Kaçmak ne? Sürgün diyelim biz buna. Kaçmak kötü kelime. Şık olmadı. Kendime ayıp ettim. Sen demedin mi? Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedin mi? Üçüncü parmak. Parmaksız Sedat olacağım. Ya efsanesin bak sen yemin ediyorum. Josef Fuşa mezardan kalksa ya Mehmet Ağar filan hikaye var ya sen gelecek Türkiye'sinin değişilmez adamı sensin. Senden var ya sen bu dünyada hep yıldızın parlak olacak bana inan. Müthiş bir adamsın sen ya. Ama telefonu sen yolladın diye mi? Ben onunla ilgili dosya yol aldılar. Tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim dedin. Ama telefonu bana vatansever polis diye yolladı. Orada da sözüm diyeyim. Çünkü ya belediye yalan var. Şimdi blöfümü görür dersen yalan makinesine girelim. Şimdi parmak gitmesin boşa. Sen yolladın diye mi? Ne bir eksik ne bir fazla. Doğru konuşacağız. Çünkü makineler hissediyor. Temiz Süleyman. Olan arkadaş be. Ben şunu anlamadım yalnız. Ben Berat Bey'le ilgili yayını yaptığımda bana haber yollayıp yayını durdur da sen dedin. Şimdi ilk iki video, ilk bir video yayınlanınca onu anlayamadım. Şimdi onunla sorunum var. Bunu Türkiye biliyor. E şimdi ben onu diyorum bu sana yoruyor. Artık o an nasıl bir denge oluştuysa veya çok mu karışıklık çıktı veya neden bunu söyledin onu da bilmiyorum. Hadi dördüncü parmak yalan makinesine. Ben yurt dışına haber yollamadım. Berat'la ilgili, Berat Bey'le ilgili video şeyini durdur onu çıkar diye. E dördüncü parmak makine seni doğrularsa bir daha git. Ya vicdan ya. Hadi Özışık, namuslu adam, şerefli adam, ahlaklı adam. Hadi abi, gazeteci. Ben yurt dışına çıkmışım artık. Sen diyorsun ya, iş adamı olduğunu söyleyip sonra suç faaliyetleri yaptığını tespit ettik. Ben ne zaman çıktım? 1,5 sene oldu. Dosyayı ne zaman hazırlanıyor? 3 senedir. Bu dediğim olay ne zaman oldu? Taş çatlasın 5 ay. Sen demedin mi ona? Ben severim diye. O sana şöyle dedi ya bu Sedat Peker'le ilgili çok şey konuşuluyor. Emniyetin içinde FETÖ artıkları olabilir. Bunlar bir şeyler yapıyor olabilirler. Bunu insanlar bu şekilde konuşuyor. Gazeteci olarak muhabbet hem dostun olarak söylediğinde ben onu severim demedin mi? Ne değişti? Bu kadar kısa sürede ne değişti? Ya da başka bir şeye daha dönelim. Sen benim koruma polisi kararımı 5. parmak. Koruma polisimi sen vermedin mi? Sen uzatmadın mı? Ondan sonraki senede he? Temiz Süleyman, Temiz Süleyman. Eyvah eyvah eyvah. Daha dur daha konuşacağız. Daha bitmedi ya. Bir de sen süpersin. Bizim Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. Hani o an duygusal bir hale gelip istifa etti diye. Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı. O 1.300.000 tweet var ya.
E sen de biliyorsun benim kardeşim gibi o çocuklar hepsi. E benim destek oldu, benim açılmasına vesile oldu. Haber portalları da sana destek oldular. E orada duruyor kayıtlar. Şimdi ben bir arkadaşa söylemiştim, o namuslu bir adam. Birkaç kişiye söyledim. Onların yanındakiler sana söylemiştir. Ben o pislik şeyini biliyorum. Ön aldım. Şimdi sen akıllısın ya, pelikancılar gibi olmayacaksın, taktikleri hazırladın. Şimdi benim video çekeceğimi biliyorsun. Robot hesaplarda tweetler hazır. Ey Süleyman, ey. Temiz Süleyman, Aslan Süleyman. Tayyip abinin altına uyduğunu herkes biliyor. Tayyip Bey siyaseti bıraksın, ben de bırakacağım. O kadar küfür ettin. O kadar hakaret ettin. Bu dünya benim kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Vallahi bu dünya böyle. Kim kötü laf söyler kıymetli olur. Kim sadece sevgiyle sever, sen bizdesin. Senin ekmek suda olması önemli değil, sen bizdesin. Ama sevgi de bu sevgi bir yerden sonra şey oluyor da. İnsan hiç değilse ya sevdiğinin değerini görmek istiyor.